Aşağıda verilen etkinlikte anyonu çok atomlu olanlar tik işareti, olmayanlar ise çarpı işareti ile sınıflandırılacaktır. Buna göre bu etkinliği hatasız tamamlayan bir öğrenci vereceği cevapları aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sorulmuş. Birinci bileşiğe baktığımızda amonyum siyanür demiş. Amonyum siyanürü hatırlarsak NH4Cl şeklinde olur. Dolayısıyla bize çok atomlu olanlar diyor. Çok atomludur. Yani elimizde NH4 artı katyonu, siyanür anyonu vardır ve çok atomlu olduğu için tik işaretiyle gösterilir. Magnezyum nitrür demiş. Magnezyum nitrürde magnezyum artı 2, nitrür eksi 3 alır. Bunlar çok atomlu değil, tek atomludur. Dolayısıyla çarpı attık. Alüminyum sülfat demiş. Alüminyum artı 3 değerli kalır. Sülfat eksi 2 alır. Alüminyum tek atomlu ama sülfat çok atomludur. O zaman çok atomlu sınıfını alacağız. Potasyum fosfat demiş. Potasyum artı 1 değerli kalır. Fosfat eksi 3 alır. Bu da çok atomludur. Fosfattan dolayı tik atacağız. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. Aşağıda bir metalik kristalin kesiti verilmiştir. Kristaldeki metal atomları serbest dolaşan değerlik elektronları denizine daldırılmış pozitif iyonlar olarak kabul edilir. Değerlik elektronlarının hareketli olmaları metallere özelliklerinden hangilerini kazandırır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda ısı ve elektriği iletme demiş. Evet, metal atomunun birisinin katyonuyla diğer metalin serbest elektronları sayesinde bir elektron denizi modeli oluşturur ve bu sayede metallerin ısı ve elektrik iletkenliği açıklanabilir. Yine parlak yüzeye sahip olma gibi fiziksel özellikleri de açıklanabilir. Tel ve levha haline gelebilme, yani işlenebilme gibi özellikleri de açıklanabilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki madde çiftlerinin karşısında verilen etkin etkileşim türlerinden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda sodyum klorür katısıyla karbon tetraklorür sıvısını görüyoruz. Şöyle söyleyelim, sodyum klorür iyonik bir bileşiktir. İyon etkileşimi yapar. Karbon tetraklorür de apolar bir moleküldür ve indüklenmiş dipol etkileşimi yapar. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda metil alkolle su sıvısını görüyoruz. Alkoller hidrojen bağı yaparlar. Su da yine hidrojen bağı yapacağından ikisi arasındaki etkin etkileşim türü hidrojen bağı olur. Üçe baktığımızda oksijen sıvısıyla oksijen sıvısı demiş. O2 molekülü apolardır. İki apolar molekülün yapacağı tek etkileşim London etkileşimidir. Doğrudur. Dörde baktığımızda potasyum florür katısıyla H2O sıvısı demiş. Potasyum florür iyonik bir bileşiktir. İyon etkileşimi yapar. Su da polar moleküldür. Dipol etkileşimi yapar. Bu da doğrudur. Beşinci ifadeye baktığımızda iyot katısıyla benzen sıvısı verilmiş. İyot moleküler katıdır ve apolar moleküldür. İndüklenmiş dipol etkileşimi yapar. Burası yanlış olmuş. Benzen de apolar bir moleküldür. O da indüklenmiş dipol etkileşimi yapar. Bu kısım doğru ama şu kısım yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Çizelgede boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi yazılmalıdır diye sorulmuş. Magnezyum oksit bileşiğinde şunu söyleyebiliriz. Magnezyum artı 2 değerlik alır, oksijen eksi 2 değerlik alır ve magnezyum oksit şeklinde okunur. Çünkü magnezyum tek değerlikli metaldir. 2A grubunda bulunur. Sadece artı 2 alır. Devam ettiğimizde 2 numaraya baktığımızda azot atomunu görüyoruz. Oksijen atomuyla beraber diazot pentoksit bileşiğini oluştururken N2O5 şeklinde isimlendiririz. Di Latince'de 2'dir. Penta da Latince'de 5 harf 5 rakamına denk gelir. N2O5 olur. 3'e baktığımızda demir oksijene karşı oksijen eksi 2 olduğu için demir burada artı 2 alır. Okurken de demir parantez açarız. Aldığı bileşikte aldığı yükseltgeme basamağı parantez içinde Roman rakamıyla belirtiriz. Demir 2, oksijen de eksi 2 aldığında oksit diye okuruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur. Yukarıda verilen olaylardan hangileri zayıf etkileşimlerin değişimiyle açıklanabilir diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakla suyun donması, su sıvı haldeyken katı hale geldiğinde donma gerçekleşir ve hal değişimi olayıdır, fizikseldir.
Yani fiziksel etkileşimler zaten diğer adı zayıf etkileşimlerdir. Doğrudur. İki bakma suyun elektrolizi demiş. Suyun elektrolizi elektrik enerjisiyle parçalanma olayıdır. Elektrik enerjisiyle parçalanma olayı kimyasal değişimdir. Dolayısıyla bunu alamayız. Üçe bakmaz şekerin suda çözünmesi. Şekerin kimyasal formu C6H12O6 katısıdır. Suyun içerisine atarsak eğer suda moleküler şekilde çözünür ve bu sayede zayıf etkileşimler kopar. Yani güçlü bir etkileşimden zaten burada bahsedemeyiz. Bunu da alabiliriz. Dörde baktığımızda demirin paslanması demiş. Demir katısını oksijen gazıyla tepkimeye soktuğumuzda demir 2 oksit katısını oluştururuz. Ve demirin paslanma olayı oksijen gazıyla tepkimeyip yeni bir madde oluşturduğu için kimyasal bir değişimdir. Ama bunu alamayız. Bizden zayıf etkileşim istiyor. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Yukarıda verilen maddelerin atom, iyon ve molekül olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. İki tane hidrojen atomunun birleşmesiyle oluşan H2 moleküldür. Karbonmonoksit iki tane farklı tür atomun birleşmesiyle oluşan yine kovalent bağlarla bağlı moleküldür. Sodyumun üstünde iyon yükünü gördüğümüzde artık bu iyon olur. Neon soy gazdır ve atom halindedir. S8 de yine 8 tane kükürt atomundan bahsettiğimiz için bu da molekül sınıfına dahil olur. Yani hidrojen, karbonmonoksit ve S8'i molekül sınıfında, sodyumu iyon sınıfında, neonu da atom sınıfına alırız. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin Lewis yapısı yanlış çizilmiştir diye sorulmuş. Kalsiyum oksit bileşiğinde şuna dikkat etmemiz gerekir. Kalsiyumun atom numarası 20'dir. 2, 8, 8, 2 şeklinde dağıttığımızda kalsiyum etrafına 2 nokta koyarız. Bu 2 elektron vereceği anlamına gelir. Oksijenin atom numarası 8'dir. 2, 6 diye dağıttığımızda etrafına 6 nokta koyarız. Ve boşta 2 tane tekli noktası olduğundan oksijen 2 bağ yapar deriz. Kalsiyumun verdiği 2 tane noktayı alarak kendisini oktede tamamlar. Yani 8'e tamamlar ve eksi 2'yi de dışa atarız. Yani gösterimi şöyle olur. Kalsiyum artı 2 yüklenir. Oksijen kendisini oktede tamamlar ve eksi 2 yüklenir. Dolayısıyla birinci Lewis yapısı yanlış olmuş. İkiye baktığımızda azot atomunu görüyoruz. Azotun atom numarası 7'dir. 2, 5 diye dağıtırsak azotun etrafına 5 nokta koyarız. Bu durumda azot 3 bağ yapabilir. 2 azot yan yana geldiğinde İkisinin noktaları birleşir ve 3 bağ yaparlar. Her bir azotun etrafına nokta konur. Bu da yanlış olmuş. 3'e bakma Na2S demiş. Na2S için onu da hemen şurada gösterelim. Sodyumun atom numarası 11'dir. 2, 8, 1. Sodyumun son katmanında 1 elektron olur. Yine kükürt 16'dır. 2, 8, 6 diye yazarsak kükürtün etrafına 6 nokta koyarız. Sodyum 1 elektronunu verir. Kükürt de sodyumun verdiği noktayla kendini oktede tamamlar. 2 elektron aldığı anlamında dışarı eksi 2'si atılır. 2 tane sodyum gerekiyor anlamında katsayı sodyumun 2 gelir. Bundan dolayı bu ifade doğru olur. Yanlış sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin yanında belirtilen değişim türü yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda açık havada bırakılan elmanın zamanla kararması demiş. Evet, elmayı açık havada bıraktığınızda zamanla kararır. Bu olay kimyasaldır. B şıkkına baktığımızda magnezyum klor tuzunun suda çözünürken magnezyum artı 2 ve klor eksi iyonlarına ayrışması tuzları ya şöyle düşünelim magnezyum klorür katısını suyun içerisine attığımızda magnezyum artı 2 ve 2 klorür şeklinde iyonlaşır. İyonik bileşiklerin suda iyonlarına ayrışmış şeklini düşündüğümüzde iyonlar aracılığıyla elektriği iletirler. Bu durum fiziksel olaydır. 3'e baktığımızda suyun elektrolizle hidrojen ve oksijen gazlarına ayrışması demiş. Su sıvı halindedir. Elektrik enerjisi yardımıyla parçalarsak hidrojen ve oksijen gazlarına dönüşür. Bu durum elektroliz olay yani elektrik enerjisiyle parçalama olayı kimyasal değişimdir. Doğrudur. D şıkkına baktığımızda ham petrolden damıtmayla benzin, mazot gibi yakıtların eldesi demiş. Ham petrolün damıtılma olayı fizikseldir.
Hatta damıtma olayını hatırlarsanız kaynama noktası farkına dayanır ve fiziksel ayrıştırma yöntemidir. E şıkkına bakarsak karbon ve oksijen atomlarının elektron ortaklaşmasıyla karbon monoksit gazını oluşturması. Karbonla oksijen gazı tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazını oluşturur. Bir yanma tepkimesidir ve olay kimyasal değişim olur. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Bazı metaller bileşiklerinde birden fazla yük ya da yükseltgeme basamağına sahip olabilir. Örneğin demir artı 2 ya da artı 3 olabilir. Buna göre demir elementinin hangisini oluşturması beklenmez demiş. Sülfat eksi 2 değerli kaldığından dolayı demir artı 2 alır olabilir. Oksijen eksi 2 aldığında demir artı 2 alır olabilir. Nitrat eksi 1 aldığından dolayı demir burada artı 3 alır olabilir. Klor eksi 1 aldığında 3 tane klor eksi 3, demir burada artı 3 alır. Kükürt eksi 2 aldığında demir burada artı 1 alamayacağından dolayı bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki öğrenciler adlarına karşılık gelen bileşikteki toplam atom sayısına eşit olan numarayla yemekhanede sıraya girmişlerdir. Toplam atom sayısındaki artışa göre öğrenci sırası hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Bileşikteki toplam atom sayısına eşit gelen numarayla sıraya girdiklerine göre alüminyum sülfat bileşiğini yazmamız gerekir. Alüminyum artı 3 alır. Sülfat eksi 2 alır. Çaprazlarsak Al2SO4-3 bileşiğini oluşturur. 2 tane alüminyum, 3 tane kükürt, 3 çarpı 4'ten 12 de oksijen toplarsak 17 atom vardır. Amonyum siyanür için şunu yapabiliriz. Amonyum artı 1 değerliklidir. Siyanür eksi 1. Çaprazladığımızda NH4CN şeklinde bir bileşik oluşur. 1 tane azot, 4 tane hidrojen, 1 karbon ve 1 azot şekli toplarsak 8 tane atomdan oluşur. Demir 2 karbonat için demirin değerliği artı 2'dir. Karbonat eksi 2'dir. Çaprazladığımızda FeCO3 şeklinde bir bileşik oluşur. Demir 1 tane, karbon 1 tane, 3 tane de oksijen topladığımızda 5 atomdan oluşur. Evet, bileşikteki diyor toplam atom sayısına eşit olan numarayla yemekhanede sıraya giriyorlar. Atom sayısındaki artış dediğine göre en küçük atom sayısına sahip Alper, daha sonra Seda, sonra da Ezgi şekli sıralanır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. İyonik bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda oda koşullarında kataldedir demiş. Evet, iyonik bileşikler oda koşullarında kataldedir. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda kristal örgü yapısına sahiptir demiş. Evet, iyonik bileşikler örgü yapılıdırlar. Birim hücre kavramını kullanırız. Yine doğrudur. C şıkkına baktığımızda iyonlar arası güçlü elektrostatik çekim kuvveti bulunur. Evet, metal elektronunu verir. Ametal verilen elektronu alır ve aralarında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu da doğrudur. Bağımsız moleküllerden oluşur. Hayır, molekül kavramı kovalent bağlı bileşiklerde vardır. İyonik bağlı bileşiklerde birim hücre kavramı vardır. Bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına bakarsak oluşumunda atomlar arasında elektron alışverişi gerçekleşir. Evet, tekrar söylüyorum. Metal elektron verir. Ametal de metalin verdiği elektronu alır ve aralarında elektron alışverişi yaparlar. Ve bu sayede iyonik bağ gerçekleşir. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak.